Merhaba sevgili RadarOps kullanıcıları. Sizlere RadarOps'un içerisinde eski kaynaklardan bir bilgiye ulaşmakla ilgili ayrı bir video daha çekmek istedim. Örneğin diyelim ki bir ilaçla ilgili detaylı bilgi almak istiyorsunuz. Ve bu bilginin de hem materia medica içeriği olsun, hem vakalar olsun, hem karşılaştırmalı materia medicalar olsun gibi farklı şeylerde farklı bilgilerine ulaşmak istiyorsunuz. Öyle bir durumda yapmanız gereken şey buradaki arama motorunda F5 kısa tuşuyla da açabileceğiniz ileri arama tuşuna basmak ve ardından hangi remedi ile ilgili araştırma yapmak istiyorsanız, örneğin mezeryum olsun. Bu arada aşılarla da biliyorsunuz başımız dertte. Mezeryumla ilgili bir bilgi araması yapmak istiyorsunuz. O zaman burada bakın bütün dokümanlar, bütün repertuarlar ve bütün referanslar diye üç farklı ana başlıkta görebileceğiniz alan var. Burada isterseniz bütün referansları seçebilirsiniz. Eğer sadece mesela materia medica, anahtar semptom, karşılaştırmalı materia, felsefe vesaire herhangi bir şeyi de okumak istiyorsanız burada alt başlık da seçebilirsiniz. Ama ne kadar detaylı arama yaptığını göstermek için size bütün referansları seçeceğim. Ve program şu anda içerisinde mezeryumun geçtiği, bakın materia medicalarda burada gördüğünüz bütün isimler, keynote'larda burada gördüğünüz bütün isimler, karşılaştırmalı materia medicalarda buradaki isimler, tıbbi tedavi uygulanmış vaka çalışmalarında buradaki bütün isimler, ilaç denemelerinde, mecmualarda, felsefede, konferans kayıtlarında, tarihçede ve klinik vakalarda burada gördüğünüz gibi birçok mezeryumla ilgili bilgiye ulaşmış durumdasınız. Burada yapmanız gereken tek şey hangisini okumak istiyorsanız onun üzerine tıklamak. Diyelim ki Lipped'in textbook'undan mezeryum okumak istiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi mezeryumla ilgili olan Materia Medica sayfasının özeti açılıyor. Eğer bu sayfayı İngilizce okumak istemiyorsanız, Türkçe'ye çevirmek istiyorsanız bu sayfada çift tıklama yapıyorsunuz. Program size şu anda mezeryumun, Lippe'nin kitabında mezeryumu açtı. Resimleriyle ve bir sürü alt ana başlıklarıyla. Buradan neyi kopyalamak istiyorsanız aşağıdan yukarıya doğru tarayabilirsiniz. Bunu kopyalayabilirsiniz. Kopyaladıktan sonra bir Word dosyası açabilir ve bir Google Translate'te çeviri yapabilirsiniz. Çeviriye yapıştırırız. Burada gördüğünüz gibi çeviriyi yaptı. Kopyaladık. Buradaki Word dosyamızı açtık. Kopyalanmış Türkçe haliyle yapıştırdık. Böylece şu anda mezeryumla ilgili bir kaynağı, İngilizce bir kaynağı Türkçe'ye çevirmiş durumdayız. Burada dosyayı farklı kaydetle girersiniz. Mezeryum dersiniz ve bunu istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Böylece elinizde isterseniz bir konu, bir ilaç, bir hasta vesaireyle ilgili İngilizceden Türkçe'ye çevrilmiş bir kaynak olur. İsterseniz de arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Böyle bir kolaylığı var. Bunun yanında Materia Medica'da okuduğunuz herhangi bir şeyi, mesela mezeryumun şakaklarda baş ağrısı, özellikle bir fiziksel aktivite ya da çok fazla konuşma sonrasında diye bir şeyini okudunuz. Bunun kenarına elle tıklayıp yukarıdaki kaydet tuşuna basarak mevcutta kaydetmekte olduğunuz rubriklerinize bir materia medica bilgisini de repertuarınıza ekleyebilirsiniz. Ve istediğiniz zaman o vakanın içerisinden o vaka ile ilgili bu bilgiyi hatırlamanıza yardım olacak bu kısa yolu da oluşturmuş olabilirsiniz. O yüzden sizlere bu konuda bir tavsiyede bulunmak istedim. Benim sıkça kullandığım ve öğrencilerimize, arkadaşlarımıza göndermek için Türkçe tercümeler yapmayı seçtiğim bir yol bu. Arama motorunda tekrar ediyorum. Hangi ilacı aramak istiyorsanız ve ardından ne şekilde bir arama yapmak istiyorsanız buralarda seçim yaparak kullanabilirsiniz. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.